Yine davamızın büyük savcılarından ve gerçekten konuşmanın ustası olarak değerlendirebileceğim il başkanımız avukat Sayın Osman Zavun Beyefendi'yi konuşma yapmalar için ülkeye davet ediyoruz. Değerli yürürlü hemşehrilerimiz, milletvekillerimiz ve bu toplantıya iştirak eden, misafir olarak katılan, Isparta'dan iştirak eden değerli arkadaşlarımız, öncelikle hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. İnşallah toplantımızın da hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bu karşılaşmada, ilk karşılaşmada gerçekten sizlerle birlikte omuz omuza vermek suretiyle bu organizasyonu gerçekleştiren teşkilat mensubu arkadaşlarımıza da başta ilçe başkanımız olmak üzere onun şahsında bütün Eğirdir'i hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Ayrıca dün gerçekleştirmiş olduğumuz organizasyonda bizleri yalnız bırakmadığınızdan dolayı ve o süreçte güçlü bir şekilde destek verdiğinizden dolayı da hepinize teşekkür ediyoruz. Tabii milletvekillerimiz, ben artık adaylarımız tabirini kullanmıyorum. Ve hepsi için de milletvekili olarak tabir etmek istiyorum. En son sosyal medya üzerinden paylaşmış olduğum mesajda da dikkat eden veya dikkatimi çeken arkadaşlarımız varsa milletvekillerimiz olarak beyan etmiştim. Ve gerçekten de Isparta AK Parti'nin 4 tane milletvekili adayını milletvekili yapmak suretiyle son derece önemli bir sonuca, son derece önemli bir başarıya, tarihin değişik kademelerinde olduğu gibi bu seçimde de imza atacaktır diye düşünüyorum. Ve burada da herhalde başı da Eğirdir çeker diye ümit etmek istiyorum. Evet, şimdi diğer vekillerimiz konuştular. Eğirdir'le ilgili yapılan işlere çok fazla girmediler. Daha çok önümüzdeki süreçle ilgili hedeflere girdiler. Ama gerçekten biz Isparta'mızın tamamında olduğu gibi Eğirdir'imizde de çok önemli hizmetler ürettik. Biz birileri gibi, yani üretmiş olduğumuz hizmetleri günde 5 vakit başlarına kalkmak suretiyle bir yaklaşımın içerisinde farklı olarak hiçbir zaman olmadı. Biz her zaman için üretmiş olduğumuz hizmetlerin tamamını bu milletin fazlasıyla hak ettiğini düşünerek yol aldık ve hep buradan baktık. Dikkat ederseniz muhalefet partilerin genel başkanları da dahil olmak üzere bütün yerel aktörleri de aslında milletin önüne çıkmak suretiyle ifade edebildikleri biz şu hizmetleri üreteceğiz, bu hizmetleri üreteceğiz şeklinde ortaya koyabildikleri tek somut bir proje söz konusu değil. Sadece ne yapıyorlar? Bir takım duyguları galeyana getirmek suretiyle AK Parti'ye gönül vermiş bu milletin yüzüde insanları arasında kin ve nefret tohumları veya kıskançlık tohumları atmak suretiyle mesafe almaya çalışıyorlar, mesafe aldıklarını zannediyorlar. Aslında AK Parti'nin siyasi sahneye çıktığı tarihten itibaren yanıldıklarını defalarca gördüler, yanıldıklarını defalarca tecrübe ettiler ama yine de akılları başlarına geldi. Her seçimde iktidarda olmasına rağmen AK Parti bir önceki seçime göre oyunu artırarak geldi. Ama bundan bir türlü ders almadılar. Onlar zannettiler ki işte bir önceki seçimde bunun provasını yapmıştı. Şimdi sayın vekilim söyledi. Şimdi bunu daha güçlü bir şekilde televizyon kanallarından da izliyoruz. Bol keseden atıyor. Bakın aslında bu bol keseden atan adama en güzel cevabı yine
hem evlilik olarak değerlendirebileceğimiz İlhanlı Ayşe teyzemiz demiş. İlhanlı Ayşe teyzemizin yanına bir grup geliyor. Diyor ki teyze kapıyı çalıyor, biz geldik, hoş geldiniz evladım diyor. Diyor ki, işte biz seçim çalışmaları için geldik, anlatacaklarımız var. Buyurun evladım diyor. Bak diyor, biz diyor, herkese diyor 600 lira, hani bir önceki seçimde böyle vaatleri vardı hatırlarsanız. 600 lira destek vereceğiz. Maaş vereceğiz, maaşa bağlayacağız. Anlatıyor. Ayşe teyze dönüyor şöyle. Diyor ki, bitti mi evladım diyor. Bitti teyze diyor. Eline terliğini alıyor ve bunları kovalıyor. Hadi oradan diyor. Benim oğlumun biriktirdiklerini iki günde çarpır mı vereceksin? Size oy oy yok. Hadi oradan diyor. Bu aslında bu milletin en ücra köşesinde yaşayan, onların bir haber zannettikleri, göbeğini kaşıyan adam zannettikleri, makarnacı zannettikleri, bidon kapalı zannettikleri insanların net ve gerçekten de hakkın, hukukun, ülkenin, milletin yanında duran ferasetini anlamadıklarından kaynaklanıyor. Ve o yüzden her seçimde geriye doğru gidiyorlar. Ve şimdi zannediyorlar ki bu bol keseden atmakla biz bu milleti kandırabiliriz. Yanılıyorlar. Yanıldıklarını tekrar inşallah 7 Haziran'da bu millet onlara bir kez daha en güçlü bir şekilde gösterecek. Biz bundan eminiz. Onlar milletle gönül bağı kurmak yerine, milleti anlamak yerine, milletle hemhal olmak yerine boş vaatlerle sonuç alacaklarını zannediyorlar. Biz adalet dedik. Bu memlekette herkes, memleketimin en ücra köşesindeki insanımızla en varlıklı insanımız aynı imkanlardan faydalansın, yan yana uçağa binsin, hızlı trenden faydalansın, eğitim kalitesinden aynı şekilde faydalansın, sağlık hizmetlerinden aynı şekilde faydalansın düşüncesiyle iktidarımız boyunca bunca hizmeti ürettik. Kalkınma dedik, bu milletin bütün fertleri Avrupa'nın, Batı'nın faydalanmış olduğu bütün hizmetlerin daha fazlasına layıktır ve daha fazlasına hak etmek nedir? Hem manevi kalkınma dedik, hem maddi kalkınma dedik. Ve hamdolsun yüzümüzü fere çıkartacak bir olayın içerisinde olmadık. Ve bugün başımız dik ve hamdolsun bu milletin desteğiyle kendisini sayan, kendisine adanmış, siyaset mensuplarını gören, liderleri gören bir yaklaşımın içerisinde. İnşallah biz milletimizle bağımızı koparmadığımız müddetçe, milletimizle temasımızı kaybetmediğimiz müddetçe bu başarı grafiği artmaya devam edecektir. Onların hiçbirisi bize rakip bile olmaz. Onlar ruhtan yoksun, onlar baştan yoksun, onlar selviden yoksun, onlar şefkatten yoksun, onlar merhametten yoksun. İnşallah çok önemli hizmetler gerçekleştirdik ve bu ülke daha fazla, daha çok hizmetlerle buluşmaya devam edecek. Bu millet bugüne kadar ulaşmış olduğu bu refah düzeyini çok daha ileri boyutlara taşıyacak. Demokratik anlamda gelmiş olduğu boyutu çok daha üst noktalara taşıyacak ve tarihi yolculuk içerisinde adımlarını emin bir şekilde komşularıyla birlikte ve gerçekten de korunmaya muhtaç bütün insanlık alemiyle birlikte yürümeye devam edecektir. Hepinize saygılar sunuyorum.